Sana bir daha buraya gelme demedim mi? Seni görmeden yapamıyorum. Görmemeye de alışılır. Seviyorum seni. Ayrıl buradan, kaçalım seninle. Bizler şarkılarımızla evliyizdir. İstediğim bu kadar kolay olsa... ne beni yaşatırlar ne de seni. Ayrıca nişanlısın. Ben seni seviyorum. İstersen ailemle konuşur, evlenirim seninle. Hemen nişanlanırız. Bizim gibi kadınlar nişan yüzüğü değil, pahalı mücevherleri tercih ederler. Ne o? Şaşırdın mı? Ucuz bir yüzükle ömür boyu kiralanmaktansa hediye edilen pahalı bir mücevheri, bir apartman katını, lüks bir arabayı tercih ederim. Nasıl? Çoluk çocukla uğraşmaktan daha karlı değil mi? Birden nasıl değişebilirsin? Değişmedim ki, maskemi indirdim. Hadi bakalım delikanlı. Sana bir kötülük yapmalarını istemiyorum. Güle güle. Peki gidiyorum. Neler istediğini çok iyi anladım. Bir dahaki gelişimde beni çok daha farklı bulacaksın. Millet yine mest, sesiyle büyüledi müşterileri. Sesiyle de, güzelliğiyle de. Kadın şarkıcı değil, altın madeni. Elinden kaçırmamaya bak onu. O çiçeği ben yetiştirdim. Kaçamaz elimden. Onu ilk yaratanım ben. Hayata gözlerini ilk kez benim yatak odamda açtı. Hah, seni evine bırakayım demiştim de, bırakabilir miyim? Bilirsin, patronum bile olsa hiçbir erkeğin bana eşlik etmesinden hoşlanmam. Yalnız ses değil, namus yönünden de kraliçesindir. Bunu herkes bilir. Ama ben de her şeyinim senin. Hayatına giren ilk erkek. Yalnız ilk değil. Sonuncusu da. Demek o kadar seviyorsun beni. Son oluşun sevdiğimden değil, nefretimden. Günlerdir ardından koşan o züppeyi mi seviyorsun yoksa? Bugün onu da kovdum. Paradan başka hiçbir şeye kıymet vermeyen hafif bir kadın rolü oynadım. Becerememişsindir. Beceremesem de benden nefret etmesine yetti. Kaybol lan!
Hayatta en sevdiğim, en inandığım varlıktın. Nasıl yaptın bunu? Ama... Abin! Keşke abin olmasaydım. Mecburdum, ne yaptığımı bilmiyordum. Kim bu şeytan? Onu tanımıyorsun. Yılanların zehirli olduğunu anlamak için sokması gerekmez. Zannettiğin gibi bir kadın değil. Ses sanatçısı, Bergen. İnan bana, çok dürüst. Saflığı bırak. Bunlar bir gecelik kadınlardır. Bedellerini alırlar, defolup giderler. İnan bana, bu onlardan değil. Bergen denen o kadını... yarın akşam buraya getirirsem, inanır mısın dediklerime? Vazgeçerim. Söz veriyorum. Ama getiremeyeceksin. Biri geldi, ısrarla en önden bir masa istiyor. Bergen'i yakından dinlemeye meraklı olanlar, yerlerini bir hafta evvelinden ayırtırlar. Adam çok ısrar ediyor patron. Kim bu zorba? İşte şu. Gelenin Yalçın Bey olduğunu neden söylemedin? Tanımıyorum ki. Yalçın Bey, bizim konudaki en karışık davaları çözen ünlü bir ceza avukatıdır. İsterse pavyonu hemen kapattırabilir. Bu kadar mı önemli? Gereken her hizmeti yapın. Memnun kalması için ne dilerse, ne emrederse. Hadi hadi, çabuk çabuk. Baş üstüne. Çabuk! Thank you.
Önemli bir misafirimiz var, bir şarkı daha oku. Sahneye ikinci defa çıkmadığımı bilirsin. Sen de her dediğimi yaptıran bir adam olduğumu. Şu adamı görüyor musun? Şu adamı görüyor musun dedim. O kadar kaba ki. Geleceğimiz onun elinde. Bu gibi lokallerden nefret eder. Buraya gelmiş olması inanılmaz bir olay. Bunu değerlendirelim istiyorum. Bütün cazibeni kullanıp ilgilen onunla. Yapamayacağım şeyleri istiyorsun benden. Sen istersen bir erkeği elini dokundurmadan da deli edebilirsin. Hadi yavrum. Göreyim seni. Her zamanki gibi fevkaladeydiniz. Her zamanki gibi dediniz ama buraya ilk gelişiniz. Beni daha önce gördüğünüzü sanmıyorum. Bülbül'ü de hiç görmedim ama sesinin güzel olduğunu bilirim. Peki ama hiç alkışlamadınız beni. Benim için söylemediniz ki. Övgüleriniz hep böyle ters midir? Gerçekleri severim. Övgüleri değil. Peki yalnız sizin için nerede söylememi emrederdiniz acaba? Gönlünüzün dilediği yerde. Ama emretmezdim. Rica ederdim. Küçük bir saraya geleceğimi bilseydim, ona göre giyinirdim. Güzelliğiniz en ihtişamlı saraylara değer. Her şey o kadar derli toplu ki, bekar havası yok evinizde. Evde bir hanımınız olduğuna bahse girebilir insan. Yanılıyorsunuz. Öyleyse bir zamanlar vardı. Hiç olmadı. Yalnızsınız o halde. Yalnızım ve sizinle beraberim. Bekar bir erkekle yapayalnız olmak sizi korkutmuyor değil mi? Henüz bir tehlike görünmediğine göre... Siz tehlikelere değil, güzelliklere layıksınız. İzin verirseniz bu basit hediyeyi tanışmamızın bir anısı olarak kabul etmenizi rica ediyorum. Çok güzel. Hayır demeye dilim varmıyor. Ancak bu kolyeyi ne karşılığında bağışlayacağınızı öğrenmek isterdim. Ben söyleyeyim. Bu gecenizin ücreti olarak hanımefendi. Ücreti olarak hanımefendi.
Bu acı bir ders oldu bana. Güzel bir yüzün ardında basit bir ruhun gizlenebileceğini öğrendim. Niçin yaptınız bunu? Neden yaptınız? Kardeşime sizin gibi satılık yosmalara nasıl yaklaşılacağını göstermek için. Bu kadar zahmete kulağıma fısıldadığınız onca iltifata değer miydi? Haklısınız, değmezmiş. Düşündüğümden de kolay bir kadınmışsınız. Güle güle Bergen Hanım. Bu kolyeyi bana mı bırakıyorsunuz? Kardeşimi terk etmeniz kaydıyla evet. Hayatımda ilk kez hak etmediğim bir hediyeyi alıyorum. Ömrümce saklayacağım bunu, ömrümce! Eve ilk defa geç gelmiyorum ya! Anam, neredeyse ölecektim meraktan. Necdet Bey ceza avukatının evine gittiğini söyledi. Yüreğim ağzıma geldi. Beni ne kadar merak edersin, çok iyi bilirim. Yalnız o değil, ben de merak ettim. Sağ olun. Beni düşünen iki insan. Beni düşünceleriyle ölüme mahkum eden iki insan. Annem, patronum. Sadece patronun mu? Kötülük mü yani? Adam seni çok merak etmiş. Yalnız bırakın beni. Hadi Necdet'im, yine babaları üstünde bu delinin. Yarın pavyondaki provaya elimle getiririm ben onu. Hadi aslanım, hadi sen istirahat et, hadi! Bu adama Allah aşkına böyle davranma anne! Ne yapmış adam sana? Daha ne yapacak? Doğru, daha ne yapacak? O elinden tutmasaydı sürünüyorduk. O olmasaydı sefalet içindeydik. Nankör! Affet abi! Hayallerini yıktığım için sen beni affet! Abi için! Belki de sen haklıydın! Necdet abi telefon etti Bergen abla. Sazlar prova için yarım saat gecikecekmiş. Babalarının uşağı var sanki. Çalgıcı değil mi? Hepsi çingene. Seninki sade Bergen abla. Sağ ol Cemal. Kabahat onlarda değil anam, kabahat sende. Solist olduğunu bilmiyorsun ki, solist gibi davranmıyorsun ki. Bak Muazzez'e, geçen gün kemancısını dövmüş provaya geç kaldı diye. Salak! Anne! Sen bana bırakacaksın bu işi, bana bırakacaksın ki solist nasıl olur göresin! Konserci Cemal Bora nasıl yalvarıyor bir bilsen! Bir hediyin turna hazır diyor, hem Anadolu hem Almanya! Necdet bu söylediklerini duyarsa ikimizi de ahiret turnesine çıkarır! Boşuna dememiş de itağın sopayı hazırla diye! Hayrola! Ana kız baş başa vermişsiniz böyle! Biz de seni konuşuyorduk aslanım! Canım damadım diyordum, pırlanta gibidir diyordum senin için! Buranın sahibi kim? Ne? Ben? Bazı yolsuzluklar nedeniyle pavyonunuzu kapatma kararı alınmış. Ama kanun dışı bir hareketimiz yok ki bizim! İtiraz ve savunmanızı ilgili yere yaparsınız. Önce şunu imzalayın. Çabuk eve kaçalım yavrum! Bu manyak herif pavyonu senin avukat yüzünden kapatıldığını sanıyor! Öyle bile olsa benim suçum ne? Dedim ya anam, manyak! En ufak menfaati için can yakmaktan kaçınmaz! Vay 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 vay! Anlaşılan ilk yanan can seninki olacak! Can oğluma bak hele! Ben seni mi şikayet ediyordum aslanım? Elbette şikayet etmiyordun! Şikayet başka, gammazlık başka! Valide Hanım'a gammazlık hakkında biraz ders verin. Necdet! Yavrum, ben seni severim, bilirsin! Bırak annemi, hiçbir suçu yok onun! Karışma sen! Seninle de ayrıca konuşacağım. Bırakın kolumu! Acıtıyorsun, bırak! Bergen! Bergen, kurtar!
bırakıyorsun? Bu daha başlangıç, acıya alışmalısın. Konuş bakalım, neden kapandı burası? Ne istiyorsun benden? Burayı nasıl kapattırdınsa öylece açtırmanı. Ben mi kapattırdım? İki paralık namusun. Adama biraz cömert davransaydın bir şeyin mi eksilirdi? O mu kapattırdı? Başka kim olabilir? Tabii o! Henüz iş işten geçmedi. Cezahanesine gidip yalvaracak, gerekirse kollarına atılacaksın. Anlaşıldı mı? İlk defa dinlemeni istiyorum onu. İstiyorum ama onun eşkıya suratı hatırına değil. Burada çalışan işçilerin boşta kalmaması için. Şu garson Ahmet, 4 çocuk okutuyor. Zehra ana, yıllardır yatalak kocasına bakmak için çırpınıyor tuvaletlerde, boklarla boğuşuyor. Anlıyorsun beni değil mi? Evet, anlıyorum. Sen istersen kendinden hiçbir fedakarlık yapmadan da dinletebilirsin sözünü. Dinletebilirsin. Pavyonumuzu açtıracaksın değil mi kızım? İlk defa böyle bir şey istiyorum. Açtıracaksın değil mi yavrum? Oo, siz miydiniz Bergen Hanım? Buyurun, oturmaz mısınız? Önce pazarlığımızı yapalım. Oturmam mı yoksa yatmam mı gerektiğine sonra karar veririz. Anlayamadım. Çok zeki ve anlayışlı olduğunuz söyleniyor. Daha açık konuşsanız. Size hakaret yağdırmak arzusuyla doluyum. Ama ne yazık ki karşınızda diz çöküp yalvarmak, hatta gerekirse soyunup koynunuza girmek emriyle geldim. Çok sinirlisiniz, anlıyorum. Kardeşimin nişanlısına dönmesi için size ağır bir oyun oynamaya mecburdum. Mecburdum. Bir yığın insanın ekmeğiyle oynamaya mecbur değildiniz ama. Lütfen kelime oyunlarını bırakıp açık konuşun. Kimin ekmeğiyle oynamışım? Pavyonda benimle çalışanların. Şu an beni karşınızda kardeşinizin mutluluğunu çalan bir fahişe olarak değil, açlıkla karşı karşıya gelmiş, 8-10 ailenin hakkını korumak isteyen bir müşteri olarak görün. Anlatmak istediğim bu. Bu davanın bedelini de peşin olarak ödüyorum. Buyurun. Gerekirse bu ücrete kendim de dahil olabilirim. Evet demeniz için bütün kadınlığımla emrinizdeyim. Giyinin lütfen. Kulübünüzün açılması için elimden geleni yapacağım. Giyinin ve inanın bana! Size inanmak mı? Kardeşinizin önünde rezil etmiştiniz beni. Belki siz unuttunuz ama ben unutmadım. O ailevi bir konuydu. Buysa ücretini peşin aldığım ciddi bir dava. Başarılar diliyorum. Alo, ben avukat Yalçın. Pırlanta pavyonunun kapatılma nedenini öğrenmek istiyorum. Nasıl? Vergi borcuyla ilgili bir mesele mi? Dosyayı hemen incelemenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Pavyonu açtırdığın için teşekkür ederim. Yaptığım bu iyiliği ömrümce unutmayacağım. Senin için değil. Pavyon kapanınca aç kalacak zavallılar için yaptım bu işi. Onlar için küçüldüm. Bana ters davranmakta haklısın. Üzerine çok çiçek kokladım, ihmal ettim seni. Gene ihmal et, razıyım ama rahat bırak beni. Söylediğine göre unutmayacakmışsın bu iyiliğimi. Bundan böyle beni benimle bırak. Benimle, şarkılarım.
Sen affet, sen ben affetme. Bütün zalim olanları sen affet, sen ben affetme. Bütün zalim olanları sen affet, sen ben affetme. Sen tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulum dersin. Sen tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulum dersin. Neler çektim sen bilirsin, sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem. Ümidimi kıranları, bu dünyayı yakanları. Bu dünyayı yakanlar, dar günde bırakanlar. Sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Boynu bükük koyanlar. Sen affetsen ben affetmem. Nihayet geldi yavrum. Hoş geldin evladım. Ben programdayken hemen eve gelsin diye telefon etmişsin, hayrola? Bir misafirimiz var. Bir misafirimiz mi var? Ay, ne kadar zarif bir erkek Bergen, söylediğin kadar varmış. Rica ettim, 2 saat oturup seni bekledi benimle. Anne, bizi yalnız bırak lütfen. Bizi lütfen yalnız bırakın hanımefendi. Yine yorgun ve sinirli, onu pek ciddiye almayın. Anne, bizi yalnız bırak dedim. Aman aman, peki. Hakkımda kötü düşünmenizi istemiyorum. Buraya düşüncelerime önem verdiğiniz için gelmediniz herhalde. Peki sizce buraya gelişimin sebebi ne? Beni görmek. Sizi görmek mi? Evet. Sizi buraya getiren tek neden, beni tekrar görme arzusu. Hayret! Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsunuz? Aynı duyguyu ben de duydum da ondan. Bilmiyorum neden. Sizi ben de tekrar görmek istedim. Susuyorsunuz. Acı gerçekler bize konuşacak konu bırakmadı ki.
Dost olacaksak, geçmiş günleri unutmalıyız. Mazinin dizginleri elimizde olsa, bütün geçmişi unutmak isterdim. Çok mu acı çektiniz? Hiç gülmedim ki. Ne garip. Şarkı söylerken tüm erkeklerin kalplerini oynatan tebessümlerinizi düşündüm şu an. Hepsi sahte. Dikkatle bakmasını bilen biri yüzümde her an acının izlerini görebilir. Yeni bir dünyada gibiyim. Gecelerin karanlığından, acıların bunalımlarından uzak, yepyeni, bambaşka bir dünya. Şimdi daha rahat görünüyorsun Bergen. Ne garip. İlk kez bir erkeğe olduğum gibi görünmek istiyorum. İlk kez bir erkeğin beni olduğum gibi görmesini istiyorum. Basit görünen, küçümsenen dünyanın ardında güçlü bir kişiliğin olduğu muhakkak. Ben de tanımak istiyorum seni. Belki şaşıracaksın. Belki de hiç düşünmediğin bir gerçek. Bir küçük kızım var benim hayata bağlayan. Bir küçük kızın mı var? Evet. Zamanında ünlü bir sanatçı olmak için çırpınan, ama bataklarda yok olup tükenen, zavallı annemin kurbanı olmuştu. Çocukluk ve genç kızlık hayallerim. Onun kader bataklığından kurtulmak için evlenmiş, evlendiğim adamla Anadolu'nun uzak bir köşesine gitmiştim. İşte, anamdan uzak kaldığım o acı yıllarda, kızım dünyaya geldi. Babası ne oldu? Yaşaması ile yaşamaması arasında fark olmayan insanlardandı. Seviyor muydun? Söyledim. Kurtulmak için evlenmiştim. O yaşlarda sevgi kelimesinin anlamı bilinmiyor. Kapılmıştım. Kocam öldükten sonra tekrar annemin yanına dönmem gerektiği zaman, İşte o zaman anlamıştım acı gerçekleri. Daha açık konuşur musun? Daha yakın tanımak istiyorum seni. Annem babasız büyütmüştü beni. Kaderimin tekrarlanmasını, ikinci kez babasız bir yavrunun var olmasını istemiyordum. Gizledim kızımı anamdan. Gizledim ve gizli büyüttüm yavrumu. Hayat bataklıklarında bir gül gibi solmasını istemiyordum. Benim gibi baharda solan bir çiçek olsun istemiyordum. İnanılmaz şeyler anlatıyorsun sanki. Herkesten bir sır gibi sakladığım kızımı tanımak ister misin? Sen ister misin tanımamı? Yürüyelim. Kızım burada yaşıyor. Gerçek evim burası. Beni bulduğunuz o zengin apartman katı, annemin acıları ve özlemleriyle süslü bir hayal evidir. Bergen abla, hoş geldin! Nasıl? Uyuyor. İshal'i geçti mi? Geçti.
akrabamın kızı İpek. O büyütüyor kızımı. Hem onu büyütüyor, hem de kendisi okuyor. Öğretmen okulunun son sınıfında. Seni de üzdüm. Beni mutlu eden, seni bu kadar yakından tanımam oldu. Seni yakından tanıdım. Tanıdım ama ben seni üzdüm galiba. Bana güç veren tek dostum sensin artık. Susamıştım bu kadar güzel bir dostluğa. Necdet aç kurtlar gibi seni aratıyor adamlarına. Nerede diye sordular kaç kere. Bugün onu hiç aramamışsın. Peki sen ne dedin? Ben ne diyeyim yavrum? Ben senin nerede olduğunu biliyor muyum? Belki berberi Vahit'e uğramıştır, belki de modacısı Esin'e gitmiştir dedim. Sonra? Oraları da aratmışlar. Yokmuşsun. Sen benim nerede olduğumu bilmiyor musun? Biliyor muyum? Çocuksu duygular, gene çocuksu düşünceler. Neden? İçimde garip bir ürperti var. Hayatıma yeni doğan bu güneşli günleri kara bulutların örtmesinden korkuyorum. Korkuyorum. Ben de çok mutluyum biliyor musun? Ben de çocuklar gibiyim. Bu güzel günlerin bitmesini ben de istemiyorum. Haklısın galiba. Önemli olan bu günler. Bu günleri yaşamak. Neredesin lan günlerdir ha? Aklına eserik sokak karıları gibi nerelerde dolaşıyorsun? Annemle konuşmuşsun. Sana hesap verecek değiliz. Ya inanırsın bize ya da inanmazsın. Size inanılmayacağını çok iyi biliyorsun, hele bugünlerde. Aytaç anlattı mı sana düşüncelerimi? Evet, anlattı. Artık burada çalışmayacakmışsın. Ayrılıyormuşsun benden. O avukat bozuntusu mu verdi bu nasihatları sana? O züppeye mi güveniyorsun orospu? Hayır, artık uyandım. Sen değil, ben uyandım. Getirin şu şırfıntıyı, getirin lan! Çıldırdınız mı siz? Yok canım, henüz çıldırmadık. Çılgınlığın ne demek olduğunu şimdi göreceksin. Gördük bugüne kadar. Sana son bir defa soruyorum. Kalıyor musun, gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Gidiyorum ama suçlu sensin. Sevdiğim adamın evine sen yolladın beni. Yaşatmam ulan seni. Yaşattığını mı sanıyorsun? Bütün güzelliğini yok ederim. Bütün güzelliğini yok ederim. Gülme. 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 Gülme lan! Topluma örnek olması gereken tüm sanat çevresi ve sanatçılar ne yazık ki günden güne batağa saplanıyor beyefendi. Yüzüne yakıcı bir madde atılarak bir intikam kurbanı olan ses sanatçısı Bergen de işte bunlardan biri. Bunlardan biri ve ne yazık ki günahının bedelini çok pahalı ödemiş bulunuyor. Annesini çağırttım. Neredeyse gelir.
ben sizi tekrar ararım. Buyurun. Siz Bergen Hanım'ın annesi olmalısınız. Evet doktor. Buyurmaz mısınız? Nerede? Nerede kızım? Sakin olun lütfen. Doğru mu duyduklarım? Necdet denen o itin kızımı öldürdüğü doğru mu? Öldürdü mü kızımı? Sakin olun dedim, yaşıyor. Yaşıyor ha? Doktor, doğru söylüyorsunuz değil mi? Yaşıyor değil mi? Yaşıyor ve şimdi size ihtiyacı var. Kızını çok seven, bundan böyle kızı için yaşayacak gerçek bir anneye ihtiyacı var. Size ne anlattılar bilmiyorum ama ben kızımı her zaman sevdim. Saçımı süpürge ettim onun için. Kendi hayatımı unuttum. Hep onun için yaşadım. O mutlu olsun, o ünlü olsun diye kendimi feda ettim. Ne olur, söylenenlere inanmayın siz. Aksi söylenmedi ki zaten. Sizin çok iyi bir anne olduğunuzu anlattılar bana. Necdet, Necdet nerede? Yakaladılar mı? Önce kaçmış. Kaçmış ama biraz evvel aldığım habere göre... Evet. Yakalamışlar. Oh. Daha açık konuşursan yardımcı olabiliriz. Açık konuşacak hiçbir durum yok. Böyle olması gerekiyordu, böyle oldu. Kenar mahallelerden aldım onu. Adam ettim. Bergen yaptım. Ya o! Kötü işlerine alet etmişsin onu. Şahitler de var. Yalan! Yalan söylüyorlar! Ben onu sevdim. Sevdim galiba. Malımdı. Ama başkasıyla birlik olup kelek yaptı bana. Bizim işlerin raconu bu. Bizi öldürmek isteyeni biz yaşatmayız. Sizle biraz evvel de görüştüm. Sizin de en az benim kadar güçlü, benim kadar kuvvetli olmanızı istiyorum. Ne olur, ne olur gerçekleri anlatın bana. Belki birisini kurtarmaya çalışacağız ama... ne yazık ki şimdi iki gözü de görmüyor. Yüzüyle vücudunun büyük bir kısmı da yanmış. Biraz sakin ve güçlü olun. Anlayışlı ve inançlı. Gerçekte onun görmesini istediğinizi biliyorum. İstiyorum elbette. Yavrumun eski güzelliğine kavuşmasını istiyorum. Kötü günlerimiz için kenara attığımız birkaç altın bileziğimiz vardı. Alın, alın, hepsini alın. Gerekiyorsa benim gözlerimi de alın. Yeter ki yaşasın. Yeter ki görsün yavrum doktor. Doktor ne olur doktor. Olmaz olsun böyle dünya. Görüyorsun değil mi kızım? Tanrı'ya şükrediyorsun değil mi yavrum? Çok güzelsin biliyor musun? Eskisi gibi. Hatta eskisinden de güzelsin. Yavrum benim. Ziyaret yasak. Kızımızı görmeye geldik doktor. Onlar Bergen'in yabancıları değil doktor. Yakınları. Belki de en yakınları.
Yemin ederim, işsiz kalmanızda hiçbir suçum yok. Onlar seni suçlamaya değil, iyi olman için duaya gelmişler. Hı, evet. Pavyondaki bütün arkadaşların sevgilerini ve saygılarını getirdik Bergen abla. Geçmiş olsun. Sağ olun. Benim için Bergen Hanım'ın gururu önemli. Bu nedenle ziyaretimin gizli kalmasını rica ediyorum. Yeniden doğması, hayata yeniden bağlanması için Marmaris sahillerinde özel bir yer ayırttım. Benden istediğinizi anlayamadım. Onu bu seyahatin sağlığı için şart olduğuna inandırmanızı istiyorum sizden. Bu seyahati siz hazırladınız ve hastane olarak siz yolluyorsunuz kendisini Marmaris'e. Duygularımın gizliliğini anlıyorsunuz değil mi? Galiba. Galiba anlıyorum. Kabul et Tanrım, kul duası bu. İçin için yanan kulun yarası bu. Ömrümün perişan olmasın sonu. Kötü kullarından koru Allah'ı, zalim kullarından koru Allah'ı, Allah'ı. Beni aşka köle eden bunlarından koru Tanrım. Yüreğimde şeytan yatan kullarından koru Tanrım. Yüreğimde şeytan yatan kullarından koru Tanrım. Ben ağlarken kendi güler, kullarından koru Tanrım. Başlar biter, sen istersen derdim biter. Senin aşkın bana yeter, kullarından koru Tanrım. Senin aşkın bana yeter, kullarından koru Tanrım. Kendi gülen kullarından koru Tanrım. Ben ağlarken kendi gülen kullarından koru Tanrım.
kahretsin! Yine ondan bahsediyorlar. Bu olayda kendini suçlu görmene gerek yok abi. Sen olmasaydın da olacaktı bu kötü son. Kadının çizgisi bu. Bergen hakkında böyle konuşmamanı istiyorum senden. Senden öğrendim. Bergen için ilk kullandığın kelime şeytan olmuştu. Yılanların zehirli olduklarını anlamak için sokmaları gerekmez demiştin. Susmanı rica ediyorum Erol! Sus diyorum sana! Bir zamanlar ben de yalvarmıştım susman için. Ben yalvarmıyor, emrediyorum! Beni yalnız bırak! Kalbini kırabilirim. Kalbimin kırılması senin kurtuluşun olacaksa kır. Razıyım. Biraz yavaş konuş. Bu konuşmaların duyulmasını istemiyorum. Duyulacağı kadar duyuldu abi. Niçin buralardayız? Neden buraya geldik? Kim gönderdi bizi buraya? Duygularınız. Duygularınızdaki, iç dünyanızdaki güzellikler. Annem nerede? Annenin de bir zaman için bizden uzaklaşması gerekiyordu. Bir sır saklar gibisiniz. Biraz daha sabredin. Hayal gibi görünen tüm sırlar gerçek olacak. Avrupa'ya mı gitmesi gerekiyor? Anlıyorum. Bizi birbirimizden koparan tek neden çocuğumuzun olmayışıydı. Doğru. Yani sorun bir çocuk demek istiyorsunuz, anlıyorum. Bir çocuğumuz var bundan böyle. Beni karıma ve duygularına bağlayacak bir çocuk. Ben teşekkür ederim. Ne kadar büyüksün abi? Tanrı tesadüfleri bir oya gibi işliyor bazen. Bir insanın acısı başka bir insanın mutluluğu olabiliyor. Keşke ben de anlayabilsem bu söylediklerini. Bir çocuğum var artık bundan böyle. Hepimizi mutlu edebilecek bir çocuk. Önce şu belgeyi imzalaman gerekiyor. Nedir bu belge? Kızınızı zengin bir ailenin yanına veriyoruz. Olamaz! Kızım o benim! Yine kızın! Hani bana inanıyordun? Hani her dediğimi yapacaktın? İnan lütfen! Hadi imzala! Neden ama? Bundan böyle kızım bir batakta değil, bir sarayda büyüyecek. Böyle hareket etmeye mecburuz. Hem geçmişin, hem de geleceğin için. Ben bir seyahate çıkmak zorundayım Erol. Kalacağım yerin telefonu bu kartta yazılı. Çok önemli bir olay olursa beni arayabilirsin. Ayrıca köşkle ilgilenmeni de rica ediyorum senden. Sen hiç merak etme abi. Güle güle. Beklemiyor muydun beni? Hem bekliyordum, hem de... Evet, hem de... Bana acımanı, bana hiç kimsenin acımasını istemiyorum! Hiç kimsenin acımasını istemiyorum bana. Duymadın galiba. Hiç kimsenin acımasını istemiyorum. Acımak ne demek? Ben seni hiç unutmadım ki. Ben senin adım adım peşindeydim. Adım adım acılarını yaşadım senin. Yüzümün bu halini gördükten sonra aynı duyguları duyabilecek misin? Ben senin yüzüne değil, duygularının güzelliğine, bir batakta bile olsa
Gönlümde açan duygu çiçeklerinin kokusuna aşığım. Seni seviyorum. Anlıyor musun? Çok seviyorum. Seni bekledim o acı günlerimde. Hiç kimsenin. İnan bana, senden başka hiç kimsenin beni aramasını arzu etmedim. Geldim işte. Daha önce gelebilirdin. İnsanlar her istediklerini istedikleri zaman yapamıyorlar. Kardeşin nasıl? Evlendi. Çok mutlu. Bir de kızları var. Senin de bir kızın vardı. Yok artık. Neden? Öyle olması gerekiyormuş, öyle oldu. Koskoca bir ceza avukatının işini gücünü bırakıp buraya geldiğini bilseler, ne derler acaba? Benim için önemli olan senin ne diyeceğin. Ben çok mutluyum, bir çocuk gibi. Bir çocuk heyecanıyla seviyorum seni. Her seven kalp çocuk, gerçek olan her aşk taptazedir. Çok mutluyum. Bir çocuk gibi, bir çocuk heyecanıyla seviyorum seni. Her seven kalp çocuk, gerçek olan her aşk taptazedir. Çok mutluyum. Bir çocuk gibi, bir çocuk heyecanıyla seviyorum seni. Her seven kalp çocuk, gerçek olan her aşk taptazedir. Çok mutluyum, bir çocuk gibi, bir çocuk heyecanıyla seviyorum seni. Her seven kalp çocuk, gerçek olan her aşk taptazedir. Ne kadar iyi bir insansın sen. Önce bir doktor olarak yeniden hayata bağladın beni. Sonra da mutluluğum için elinden geleni yapıyorsun. Bana bu derece inanman güzel. Yalnız bundan sonra vereceğim acılara da alışmalısın. Sen insana acı veremezsin. Bu kez vereceğim. Vermem gerekiyor çünkü. Yalçın Bey biraz evvel ayrıldı otelden. Ayrıldı ve uzaklaştı buradan. Şakaysa çok kötü bir şaka. Ayrılışı belki şakadır ama benim sözlerim ciddi. Demek gitti. Doğru mu bu söylediklerim? Evet efendim, ilk uçakla gitti. Bileti dünden mi ayrılmıştı? Hayır efendim, bir saat evvel bir yıldırım telefon geldi. Bundan sonra kalkacak ilk uçakta bana da bir yer ayırtın lütfen. Bu kadar aceleye ne gerek var? Bence yanlış hareket ediyorsun. Tek saniye bile bekleyemem. Benimle alay eder gibi kaçışının nedenini bir an önce öğrenmezsem çıldırabilirim. Ne yapacaksın peki? Ne yapmayı düşünüyorsun? Evine gideceğim. Kimi aradınız hanımefendi? Yalçın Bey'i görmek istiyorum. Yoklar. Ama hemen gelecekler. Buyurmaz mısınız? Çok özeldi. Rahatsız etmeyeyim. Konuşacaklarınızı rahatlıkla bana da söyleyebilirsiniz. Yalçın Bey'in karısıyım ben. Yalçın Bey'in karısı mı? 7 yıldır ayrıydım. Daha doğrusu hastaydım. Sinir hastası. Açıkçası yarı deli. Hiç iyileşmez demişlerdi. Hatta Yalçın Bey ayrılmamız için mahkemeye bile müracaat etmişti. İkimiz de böyle istemiştik. Ama kadere bakın. Yıllar sonra iyileştim.
İyileştim ve yuvamdayım. Hoş geldiniz Bergen Hanım. Bir arzunuz mu vardı? Ağabeyinizi aramıştım ama... gerek kalmadı artık. Bence gerek var. Buyurun içeride konuşalım. Yengem akıl hastanesindeydi. Anlattı. Ümidimiz yoktu ama doktorlar birden iyileşti dediler. Ne zaman oldu bu mucize? Abim sizinle beraberken. Telefon ettim, hemen döndü. Herhalde abimi bir daha aramazsınız, değil mi? Korkmayın. Buraya gelişimin sebebi abinizi rahatsız etmek değil. Kaçışının sebebini sormak içindi. Suallerinizi ben de cevaplandırabilirim. Dedim ya, gerek kalmadı artık. Gerçeği öğrendim. Benimle alay eden Yalçın Bey değil. Kaderimmiş. Gidiyor musunuz? Ben de sizi kızımla tanıştırmak istiyordum. Kızınız da mı vardı? Hastaneden dönünce Yalçın Bey bana sürpriz yaptı. Bir evlatlık edinmiş benim için. Belki de iyileşmeme neden bu küçük yavru oldu. Ne güzel. Şarkıcıymış annesi. Bir kazada ölmüş zavallı kadın. İşte kızım. Yemeğe kalmaz mıydınız hanımefendi? Kalamazdı yenge. Uzun bir yolculuğa çıkması gerekiyormuş. Yolculuğa çıkmak zorundaydım. Çok uzun bir yolculuğa. Beni sanatımın beklediği, beni şarkılarımın beklediği, beni alkışların beklediği çok, çok uzun bir yolculuğa. Yıllar yolu, dert yolunda, ne ilk ne de sonuncu yok. Kahrediyor hayat beni, acılarım kadınımıyım. Yıllar yılı, dert yolunda, ne ip ne de sonuncuyum. Kahrediyor hayat beni, ben acılar kadınıyım. Söylemiyorum kimse derman.
yeşil.